Evet, Motomani'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni programda sizlerle birlikteyiz. Sorularınız için Motomani İzmir'i Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Soru yanıt yine çok isteniyordu. Bir bölüm daha çekeyim dedim. Bugün güzel program yapacağım. Hemen birinci maddemizle başlayalım. Evet, birinci maddemizde piyasa daha da artacak. Şimdi çok mail geliyor, Allah razı olsun sizden. Mesaj geliyor, abi ne yapalım, kışı bekleyelim mi, işte fiyatlar düşer mi, biraz geriye gelir mi, işte bu 110 ek gümrük vergisi geri alınacak mı filan vesaire. Arkadaşlar şimdi şu anda piyasanın geriye gitmesi için hiçbir neden yok. Şimdi gene aynı eleştiriler yapacağız ama vergilerin geri alınma gibi bir niyeti yok. Biliyorsunuz mesela 250 ve CC 250 CC üstündeki kategorilerde %37 bir vergi ödüyoruz. Buna %20 vergi eklendi biliyorsun. Sonra işte bu pandemi sürecinde %10 bir vergi daha geldi. Çünkü ekstra gümrük vergileri, bayi kârları falan vesaire. Yani bunların şu anda hiçbirini geri almaya niyeti yok hükümetin. İkincisi, dolar euro kurları gittikçe artıyor görüyorsunuz. Bunlar fiyatlara yansıyor. Özellikle mesela 50 bin ve üzeri rakamlarda motosiklet alıyorsanız bir anda bir bakıyorsunuz mesela o ay 5 bin lira zam gelebiliyor. Üçüncüsü, İkinci el motosiklet satanlar 30 liraya aldığı motosikletlerine 45 lira ilan koyuyor. Yani bu da çok ciddi bir yakın. Bir de piyasanın baz aldığı belli mesela motorlar var. R25, MT25 gibi. Aslında üretimden çoktan kalkmış, yüksek kilometrede gelmiş motorlar R25, MT25 kıyaslamasıyla fiyatlandırılıyor. Bu da çok yanlış bir şey bence. Çünkü sonuçta onlar yeni makineler. Anlatabiliyor muyum? Yani sıfır baz alıyorsunuz. Ama adam gidiyor mesela 2005 model ZX Sonar'a 50 bin lira istiyor. Diyor ki, hatta bak ilan, yine yanında verdik. İlanları bakın, beğenmeyen gitsin diyor, R25 alsın diyor bu paraya diyor vesaire. Ama sonuçta orada şeyi atlıyor, o sıfır bir motosiklet. Yeni bir motosiklet, garantisi olan bir motosiklet. Senin motosikletin 100 tane el değiştirmiş, makinesi açılmış. En az 20-30 bin lira hasar kaydı var çoğunda zaten. Hani böyle kıyaslandırmalarla işte fiyatlandırma yapılıyor. Bu da işte piyasayı günümüzdeki hale ne yaptı? Getirdi arkadaşlar. Benim burada hani size, bunu herkes yapıyor zaten şu an, bu eleştiri herkes yapıyor. Ben de burada farklı bir şey söylemiyorum. Benim size odaklamak istediğim nokta şu sadece. Bir an önce harekete geçin. Bugün o gündür deyip bir mal alın yani. Ama araba alın niyetiniz varsa. Beklemeyin artık yani. Ev alın alacaksanız. Ne bileyim, motosiklet işte alın. Bir şekilde, ama Çin malı olsun, ama Hint malı olsun, ama Alman malı olsun, ama Japon olsun, ne olursa olsun, eğer bu sevdaya yani gönül verdiyseniz siz, bir şekilde arkadaşlar hemen hani harekete geçin ve alın, inanın daha da yükselecek. Fiyatları artık şu saatten sonra hiç kimse geri çeviremeyecek. Nerede sonlanacak onu bilemiyoruz. Bu nerede son bulacak, ama şu anda son bulması için hiçbir neden yok. Kendinizi tamamen almaya odaklayın. Alın, bakın inanın aldığınız hiçbir motosikletten, bu Çin olur dediğim gibi, bak Hint malı olur, şu olur olur vesaire, zarar etmezsiniz şu anda. Ve açık konuşuyorum, bir bakın arkadaşlar malların fiyatlandırmalarına. Dolar ve Euro'dan çok çok daha kazançlı şu anda mala para yatırmak. Yani ne yapın edin, yani bilmeyecek bile olsanız bir motosiklet alın kenara koyun yani. Çünkü bakın ben size şunu söyleyeyim, en basit yani. Biz biliyorsunuz ekspertiz yapıyoruz. Bir ay önce, bir buçuk ay önce bajajlar geliyordu böyle 2014-2015. Böyle yarımıza tabii pazarlık ediyorlar, böyle ufak tefek eskileri falan çıkıyor. 11,5'a, 12 liraya işte vesaire veriyorlardı. Dün bir arkadaş geldi mesela, 16 bin liraya aldım abi dedi. Çünkü bulamadım dedi, motor dedi yani uygun. En uygun dedi buydu. 16 bin liraya 2014 model bajaj alındı mesela şu anda. Anlatıyor muyum? Yani şu an piyasa o hale geldi. Ondan beklemenin artık hiçbir mantığı yok. Ne yapın edin, bir an önce arkadaşlar motosikletinizi alın. Ha burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Belki gönlünüzdeki motosikleti alamayacaksınız yani şu anda. Ama amaç motor sürmek, onun üzerinde olmak, anlatabiliyor muyum? Bu dünya, bu camianın içinde olmaksa bir an önce adımınızı atıp beğenmemezlik yapmayıp şükredeceksiniz yani biraz. Çünkü gerçekten bunu alamayan çok da insan var. Hani sizin beğenmediğiniz birçok motosikleti alamayan ya da hayalini kuran birçok insan var. Yani bir an önce arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Adım atıyorsunuz yani. Benden size söylemesi. Bakın göreceksiniz, bak ne dediğimi göreceksiniz. Zaten görüyorsunuz da. Bu ikinci maddedeki, ben bunu daha önce bahsetmiştim. Birçok arkadaş mail attı bana. Abi bu tek tekerin zararları. İşte bak bu Instagram'da sürekli insanlar işte teker yapıyorlar.
Yani bunun zararı nelerdir filan. Şimdi sosyal medya arkadaşlar bir yandan çok iyi bir şey, bir yandan çok kötü bir şey. Çünkü benim rahmetli babaannemin bir sözü vardı. Bir deliği bir kuyuya taş atıyordu, herkes onun arkasından gidiyor. Şimdi de işte biliyorsunuz sürekli Instagram'da tek teker olayı. Şimdi bir kez şunu bir sosyolojik yönden biraz bahsedeyim. Tek teker yapan insan motosikleti iyi kullanan insan mıdır? Böyle bir algı yaratılıyor. Ya da mesela YouTube'da top speed denemeleri yapan, sürekli işte 300 gittim. İşte bu İzmir, İstanbul yolunda, yeni otobanda 300 bastım, şunu yaptım, bunu yaptım diyen şoförler ya da insanlar, sürücüler iyi pilot mudur? Yani bu ayrı bir tabii tartışma konusu. Bence değildir. Yani alakası yok. Şimdi teker arkadaşlar, motosiklete gerçekten çok ciddi zararlı olan bir şey. Yani biz bundan para kazanıyoruz açıkçası konuşayım. Çünkü neden? Bir kez ön amortisörlerine zarar verebilirsiniz. Maşayı çok sert bir şeyle yamultabilirsiniz. Motosikletin maşaları arkadaşlar, yani o amortisörler falan kelepçeler, hani ufak bir kaza anında yamulabiliyor. Ve bundan önce bahsetmiştim, bir motosikleti almadan önce birini oturttuğun üzerine gidonu böyle dümdüz tutsun, tam böyle karşısına geçin bakın arkadaşlar. Bak biz o işi mutlaka yaparız. Tam karşısına geçin bakın, eğer gidon düzken tekerlek sağa ya da sola dönmüşse o motorun maşası yamuktur. Ve maşa, daha önce nasıl söyledim, tornayla düzeltilen bir şey değildir. Yaparlar ama hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Ki bazı Japon motosikletlerin, modern motosikletlerin maşaları çok pahalıdır. Yani Çin malları falan mesela, onlar mesela çok pahalı değil de 200-300 lira falan alabiliyorsun. Ama mesela Z750'de 4000 lira bir fiyat aldım en son ben, maşa fiyatı. Enteresan. Onu bozabilirsiniz. Ön teker rulmanlarını bozabilirsiniz. Jantınızı yamultabilirsiniz. Ki bu en çok olan şey zaten, jant yamulması. O da sonra tornaya gider. Tornacı onu anasını alır, böyle boyalar gider, tekrar takarlar, sprey boyla boyalar falan vesaire. Artı söylediğim, motor dik olduğu için yağ geriye gelir ve motor belli bir süre yağsız çalışır. Bu da piston ve sekmana zarar verir. Artı kranga aşırı yük biner. Bir yer kolunda boşluklar neden olabilir. Zaten bunları yapan adamların, bakın zaten videolarına, yani takip edin yani onları. Hepsi aslında motorları kazalıdır. Çünkü o bir kalkarsa, iki kalkarsa, üçüncüsünde ayarlayamazsın, devirirsin motoru. Anlatabiliyor muyum? Hele şu devirde düşünüyorum da, hani bu kadar insanlar motosiklet almaya meraklıyken ve yedek parça fiyatları da işte euro, dolar euro kurları yüzünden bu kadar böyle yükselmişken, ne bileyim, motosikleti bu kadar böyle hırpani bir şekilde kullanmak ne kadar akıllıca, o da ayrıca bir sosyoloji konusu. Yani tek teker arkadaşlar ya da mesela böyle aşırı top speed denemeleri, bunların hepsi makineye çok ciddi zararlar verir. Mesela bakın Siber bin aralara falan bakın. Bir tane adam gibi düzgünü yok yani. Olan da zaten onun iki katı parası ister. Bugün mesela piyasada alacağın seni 40 lira 35 lira alacağın Siber bin arar, tamam mı? Adamı çileden çıkartır. Ocağınızı incir acı diker mesela. Neden? İşte az önceki olaylar yüzünden, anlattığım olaylar yüzünden makineleri anasını ağlatıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorsun? Sen de alıp toplayacağım diye uğraşıyorsun. Olay bir mevzu. Üçüncü maddede RX3S'in fiyatı fazla mı? Evet, geçen gün biliyorsunuz bir kutu açılımı yaptık. Biz böyle kısa bir video çektik. Bayağı bir talep görüyor yani o video. Orada ben işte o kronik, bir tane kronik bir sorun var. Cızırtı falan vesaire, ondan bahsediyorum. Sonra yorumlara baktım. Çok ciddi eleştiriler var. İşte bu motora işte bu fiyat verilir mi? Mondial ne yaptı işte, sapıttı falan da filan da, işte bu motorun 20 lira olması lazım filan. Özellikle burada yani şu eleştirileri yaparken biraz daha bu ülke gerçeklerini düşünerek eleştirileri yapmanızı öneriyorum bazı arkadaşlara. Neden? Şimdi bir arkadaş yazmış, bu motorun demiş maksimum fiyatı 20 lira olmalı. Abi yani az önce bahsettiğimiz %37 vergi yiyor bu motor. Girer girmez Türkiye'ye. Onun üstüne, o vergi eklenmiş üstüne %20 vergi yiyor. Onun üstüne %10 vergi yiyor. Bir sürü gümrük vergisi var. 9-12 parçamına gümrük vergisi var. Onları yiyor. Ondan sonra bayi alacak, bunu satacak, kâr edecek falan vesaire. Yani 20 liraya girmesi için o motosikletin Türkiye'de 4-5 liraya olması lazım. Bugün bir cep telefonu kaç para? Ondan hani birazdan mantıklı eleştiri yaparsanız, anlatabiliyor muyum bu konuda? Şimdi pahalı mı? Yani tabii çok ucuz değil bence. Yani ama dediğim gibi yani burada o etkenleri atlıyorsunuz arkadaşlar. Bu vergiler bizim tepemizde olduğu sürece, anlatabiliyor muyum? Yani biz sürekli, bak şimdi ne yazılacak? Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz yani. Ve bunu konuşmak bir çözüm değil. Orada bir arkadaş yazmış, çok güzel söylemiş o. Gerçekten çözüm değil. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Bayiler de arkadaşlar mutlu değil. Kimse mutlu değil. Çünkü neden?
30 liraya aldın, toptan mesela 30 bin liraya aldın benim motosikleti, farz edeyim 32 bin liraya satıyorsun. Ya da 32, bayikenler öyle bile değil ha. Onu söyleyeyim size, çok komik yerlerle satılıyor. Satıyorsun, ha diyorsun para kazandım, seviniyorsun mesela. Ha diyorsun mesela 1000 lira kazandım ya da 2000 lira kazandım. Sonra diğer mallar geldiğinde, ki bu birayı bulmuyor, açık konuşuyorum. Bir bakıyorsun toptan fiyat olmuş 36 bin lira motosikletin. E sen ne yapmak zorundasın? Sermaye arttırmak zorunda kalıyorsun sürekli. Yani hem karını oraya yatırıyorsun, hem de üstüne atıyorsun 3 bin lira 4 bin lira daha koymak zorunda kalıyorsun. Şimdi bu işte para kazanmak değil. Bizdeki mesela ticari mantık şöyledir yani bendeki ticari mantık. Ben bir mala mesela atıyorum 10 bin liraya aldım. 13 bin liraya sattım. Şimdi rakamları atıyorum. Tekrar 10 bin liraya alıp 13 bin liraya satmam lazım ki o döngü gerçekleşsin. Ama şu an ne oluyor biliyor musunuz? 10 bin liraya aldınız malı. Mesela 13 bin liraya satıyorsunuz. Sonra gene aynı malı 13 bin liraya alıp 15 bin liraya satmaya çalışıyorsunuz. Ve sonra para mı kazanıyoruz? Yani bunun ben mesela bak bir haftadır o kadar çok şeyini yapıyorum ki kafamda o döngüsünü, eleştirisini falan vesaire. Çünkü hesapları bakıyorsun, ediyorsun. Aslında olduğumuz yerde sayıyoruz arkadaşlar hepimiz. Ve daha da geriye gitmemek için mücadele ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar benim kendi adıma çalışmamın sebebi budur yani. Ya da ekip arkadaşlarımın. Çünkü biz karı koca çalışan, hayat standartlarını o çalışarak sürdürmeye çalışan insanlarız. Ondan belli bir şeylerde vazgeçmemek için çok çok daha fazla çalışıyoruz. E tabi bu da yine ayrı bir sosyoloji konusu. Nereye kadar böyle gidecek onu da bilmiyorum. Şimdi registration fiyatı da inanın bakın göreceksiniz 2-3 ay içerisinde size normal gelmeye başlayacak ki daha da yükselecek. Bu fiyatlar daha da yükselecek. Mesela bakın bunun en yakın mesela rakibi Benelli TRK 502 mesela. Açın abi ilanlara bir bakın. Onunki 2020 modeller falan gelmemiş herhalde. O motorun sıfırı gelmemiş. Millet 50-55 bin lira, 58 bin lira isteyen var ya ikinci el. Adam almış 10 bin kilometre yapmış, 58 bin lira, 56 bin lira fiyat istiyor. Anlatabiliyor muyum? Japonlara bakıyorsunuz, Japonlar hiç söylemiyorum bak, girmiyorum bile bak o muhabbete. Yani o tarzda Japon gidin bakın abi bir fiyatlara göreceksiniz yani 3 katı bu fiyatlar var. Parası olan zaten RX düşmüş onu ne videosunu seyrediyor ne eleştirisini yapıyor. Adam hiç uğraşmıyor bile. Ama bizde işte orta segmentte motor almak isteyen arkadaşlar için şu an için bir alternatif. Ama demin 44 bin lira az bir para değil yani şu koşullarda az bir para değil. Yani fiyat şimdi vergiler yüzünden abi şimdi vergiler şu bir kalksa ya şu an düşünsene şimdi %37 değil de atıyorum bir %8 vergi olsa o motor çok daha mantıklı fiyata satılacak ve yok satacak. Ama fiyat yüksek olunca insanlar da tabii ne yapıyor? Çekiniyor. Sonuçta hani Çin menşeli motor ya bir de o da var. Dördüncü maddemizde yine işte gene bununla alakalı yüksek kilometre NC almak. Şimdi bana gene çok soru geliyor bu ara. Abi diyorlar işte hani bu NC serisinde bu 700X'lerde, 700S'lerde filan vesaire. Yine 750 serisinde. Ya işte diyorlar hani uygun fiyatlı motorlar var ama bunların kilometre çok yüksek. Gerçekten açın bakın sahibe.com sitesine. Orada mesela 110 bin, 120 bin, 130 bin, 98 bin falan vesaire işte. Yani 100 bine gelmiş birçok motor var uygun fiyatlı. Hani uygun da değil, onlar da uygun değil de. Yani diğer az kilometre olanlara göre uygun satılıyor diyeyim yani size. Peki bu motorları alsak başımıza bela getirir mi falan vesaire. Şimdi arkadaşlar NC serisindeki blok gerçekten çok sağlam bir bloktur. Bence hiçbir şey olmaz. Bir de endurucu arkadaşlar görüyorsun çok geziyorlar. Bayağı geziyorlar. Ondan işte bu kilometre fazla yükseliyor. Ben hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Sadece orada şeye çok dikkat edeceksiniz. Onun NC'de, DC'de, DCT şanzımanı var. Otomatik şanzıman. Şimdi o kolay kolay bozulan bir şanzıman değil. Ama bozulduğunda servis yapmıyor arkadaşlar. Şanzımanı. Mesela bakın Volkswagen grubunda DSG'nin 6 vitesli şanzımanları var. Gidin şey yapmıyor birçok şey. Hani servis, yetkin servis diyor. Komple değişime pardon. Değişime diyor gidilecek. Yani orada ona dikkat çeksin. Gerekli şanzımanı ne yapacaksınız? Kontrolleri yapacaksınız. Pardon. Peki 5. maddede Siber 500R'dan bahsedeceğim. Daha önce bahsetmiştim. Ancak yeni bir motor aldım biliyorsunuz. Ben de bir tane Siber 500R aldım. Otoparka koydum. Onu satmayı düşünmüyorum şu ara. Yani en azından bir sene falan bineceğim o motosiklete. Bir de bende yani şöyle bir planım var benim. Ben de Z750'yi mesela satıp Siber 1000R'a geçmeyi planlıyorum. Şimdi bunu 500R'a işte şehir içerisinde kullanacağım. 1000R'da işte biraz gazlamak için falan vesaire. Onun için kullanmayı planlıyorum.
Siz diyeceksiniz abi niye yani Kawasaki'den vazgeçiyorsun filan. Ya Kawasaki çok güzel motor ama Kawasaki son dönemde firma olarak da biliyorsunuz biraz Türkiye'den azıcık çekiliyor. Ve hani yedek parça fiyatları, işletme maliyetleri, tabii şimdi binarların da az değil ama şimdi ben mesela kendi adıma bir parçayı aradığında hemen şak diye ulaşmak istiyorum. Anladın mı? Ve fiyatının biraz daha uygun olmasını istiyorum kendi adıma. Mesela Honda grubunda, Honda Türkiye'de Tofaş gibi oldu. Her şeyini bulabiliyorsunuz açık konuşayım. Yani ne bileyim 3,5 liraya bir granaj seti alırsın. Bir giydirirsin böyle A kalite bir tane güzel granaj olursun. Yani onlar çok dandikleri de var da güzel A kalitelileri var. Bir alırsın bir giydirirsin mesela motor yepyeni oluyor. Ya da işte ama tabii şimdi Binarar'ın da şöyle bir dezavantajı var. Binarar yani temizini bulmak çok zor yani. Yani o 2005, 2006, 2007, 2008 o tavşan kasalar falan ondan sonra çoğu canını çıkarmışlar ya o makinelerin. Ondan ben de hani biraz daha belki şey yapıp daha yüksek model bir 2014, 2015 falan almayı planlıyorum ama bakıyorum abi 100 bin liraya geçti şu an o temiz makineler, benim baktığım makineler. O da nasıl olacak bilmiyorum yani nasıl alacağız bilmiyorum. Ama CBR 500'ler hani genel itibariyle baktığımızda ABS'li olması çok ciddi bir avantaj. Biliyorsunuz onu hep eleştirildi hani top speed'i düşük olduğu için tutulmadı o motor filan. Mesela çift silindir olması arada kalan bir motor diye eleştirildi yıllarca. Ama şu anki piyasaya baktığımda yani kendimden var diye demiyorum. Gerçekten güzel bir motosiklet. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Temizliğini filan bulursanız ben şiddete tavsiye ederim ki onlarda bu 250'lerdeki gibi krank kırma filan vesaire öyle kronik sorun da yok. ABS olmasının bir avantajı. Dijital bir ekran filan var işte üzerinde. Motor çok rahat çalışıyor. Çok yüksek torklu güzel bir makine. Temizliğini bulursanız ben tavsiye ederim 500'lere. Yamaha XC6'dan biraz bahsedeceğim yine. Yine elimizde bir tane var Yamaha XC6. Ama onu da satmıyoruz. Turan aldı onu. Onlar kendisi biniyor. Günlük kullanıyor da. Bizde böyle şeyler var. Şimdi Z'ler duruyor. Günlük kendimize böyle değişik değişik makineler alıyoruz. Şimdi XC6 arkadaşlar çok güzel bir motosiklet. Daha önce de bahsetmiştim. Kullanımı o kadar kolay, o kadar güzel motosiklet ki. Yani işte tam böyle şehir içi fırlamalık yapacağız bir motosiklet. Makinesi çok sağlam ve makinesi de kolay kolay bozulmuyor. 78 beygir olduğu için. XC6'nın bence iki tane şeyi var. Tatmin etmeyecek serisi var. Bir tanesi o işte çıplak naked serisi. Bildiğin böyle karşıdan böyle bajaj gibi duruyor motor. Anladın mı? Hiçbir gösteriş yok yani motorda. Yani 4 silindir makine gibi durmuyor yani karşıdan. Bu birincisi. İkincisi top speed olarak sizi mutlu edecek bir makine değil. Ama hani böyle bastığınız zaman 300 falan basacak gibi duruyor ama gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir yerde tork böyle şey yapıyor. O da normal. Makinenin standartı öyle. Hani o işte phaser'lar gibi falan böyle deli gibi böyle manyak gibi giden bir makine değil. Ama genel itibariyle baktığımızda hani insanları böyle mutlu edecek güzel bir makine. Ben tavsiye ederim arkadaşlar. XC6 her türlü yani alınır. Tabii düzgün bir makine olması lazım. Makinesi ellen. Bakın bizim hep söylüyorum. Her proje yeni başlayan arkadaşlar var bizi yeni takip eden. Ondan hani söylüyorum. Bizim bakın bu şeylerde baz aldığımız nokta yüksek CC makinelerde makinesi açılmamış, ellenmemiş olacak. Ben makinesi açılmış, ellenmiş makine almıyorum. 10 bin lira fazla veririm. 15 bin lira gerekirse fazla veririm aynı modelden. Makinesi ellenmemiş, düzgün çalışan bir makine diyorum. Ondan sonra bir şey çıkarsa bahtıma derim yani. Anlatabiliyor muyum? Ama makinesi ellenmiş, kurcalanmış bir makine alırsın 3 ay sonra. Bunu paralelden falan geçen Alfa Motoblok var. Onu ben eskiden beri severim. Çok böyle düzgün bir arkadaşı. O bir tane paralize yapmış bak binalarla alakalı. Yoksa o videodaki arkadaş pozisyonu düşerse bak onu seyredin. Çok güzel bir paralize yapmış orada. Bayağı bir film gibi çekmişler. Evet 7. maddemizde tarz. Her programda vurguluyorum. Bu programda da vurgulayacağım. Arkadaşlar bakın lütfen şu tarzınızı çok iyi belirleyin. Tarzınızı belirlemediğiniz için bakın maddi zarara uğruyorsunuz. Neden diyeceksiniz abi? Bak dükkana o kadar çok insan geliyor ki almış mesela makineyi, araştırmış, okumuş, böyle bir internetten böyle her şeyin kronik sorunlarını, forumlara şimdi öyle bir moda şu anda o biliyorsunuz. İnceleme videolarının hepsi seyredilir. Forumdaki bütün her şey A'dan Z'ye okunur. Sonra sanki o motosu binmiş gibi böyle artık hani 100 senedir kullanıyormuş gibi bilgi sahibi olursun. Ondan sonra gidersin alma aşamasında. Ondan sonra alıyorsunuz, sonra bakıyorsunuz ya diyorsun bu motor aslında bana hiç uygun değilmiş. Ya da motor sizi mutlu etmiyor. Anlatıyor, torku mutlu etmiyor, frenleri mutlu etmiyor, aerodinamiği mutlu etmiyor vesaire.
Ondan sonra ne oluyorsunuz? Bir süre sonra ben bu motoru satacağım diye bir girişim başlıyor. Ondan lütfen arkadaşlar almadan önce motosikleti varsa bir arkadaşınızla şundan imkan varsa gidin bir deneyin. Anlatabiliyor muyum? Bakın denemek çok önemli. Bir de bir motosikleti böyle bir 10 dakika sürmek ayrı bir şey. Yarım saat sürmek ayrı bir şey. Bir de fiziğinizi de mesela çok önemli. Fiziğinize uygun da bir motosiklet seçin. Bakın size bir örnek anlatayım. Bundan 2-3 sene önce bir arkadaşın arkadaşı böyle geldi. Adam en az 125-130 kilo. Tamam mı? Toplu bir şey böyle. Ama bir de sevimsiz bir şişmanlık var adamda. Şimdi kimisi mesela iri olur ayrı da adam bildiğin böyle top gibi. Bir de böyle biraz şey havasında bir adam böyle. Kolda künyeler, altın künyeler falan bir hani para bende havasında böyle kelimeleri yayarak konuşuyor falan. Böyle geldi. Arkadaşla beni tanımıyormuş. Ya arkadaşı bak dedi Gökhan Hoca da bak dedi motomaniye işte dedi hani meşhur dedi aslında öyle bir sağ olsun şey yaptı meşhur etti. Ya dedi bak dedi böyle çok dedi değerli bir abimizdir falan da filan. Ha öyle mi ya filan. Mesela sonra ya bak dedi bizim de motora bir gün incelersin ha filan veririm ben sana filan. Muhabbeti yaptı. Dedik eyvallah. Ondan sonra abi adam motora böyle bir bindi. Ya bir görmeniz lazım ya. Böyle bildiğin dolunay oldu yani böyle adam. Şeyle o ZX-10'larla. Yani adamın poposunun arkadan bir duruşu var arkadaşlar. Bir görmeniz bildiğin hani TikTok videoları çeksen güler yani millet. Şimdi baktım geldim senin bir motora ne işin var? Bir de o da dert yanıyor. Ya diyor bunu aldım diyor bileklerim ağrıyor diyor. Ya abi şimdi belli sen spor yapmıyorsun bir şey yapmıyorsun sportmen bir şeyin yok. Ne işin var senin ZX-10'larla? Param var diye anlatabilir miyim? Biraz sonra etrafa hava satacağım diye senin ZX-10'larla ne işin var? Yani bu çok saçma bir şey anlatabiliyor muyum? Ya da işte diyor bileklerim ağrıyor diyor. Yani ben diyorum ki top speed'de kaç yaptın filan bunu ya dedi işte öyle şeye girmedim ben dedi hani şeklim olsun diye aldım filan vesaire. Abi şimdi basmayacaksan niye gidiyorsun ZX-10'lar alıyorsun anlatabiliyor muyum? Yani onun tarzı başka mesela. Hani o gitsin mesela ne bileyim daha farklı konseptte bir makineye binsin. Ne bileyim o geçen gün Kawasaki VN1600 gibi filan şeye binsin çünkü anca kaldırır. Yani burada da işte tarz seçimi çok önemli. Boyunuz çok kısa mesela gidiyorsunuz çok uzun enduro motosikletlere bakıyorsunuz. Sonra enduro binmek istiyor. Sonra onu nasıl alçalacağım diye uğraşıyorsunuz. Yani tarzınızı belirleyin arkadaşlar. Bak benim tarzım belirir. Mesela bak ben naked'çiyim. Aslında ben hepsini yani güzel kullanıyorum aslında da. Ama bir ben mesela racing'çiyim yani kendi adıma. Ben racing motoru daha güzel kullandığımı düşünüyorum. Daha hakim olduğunu düşünüyorum. Naked makinelere daha hakim olduğunu düşünüyorum. Çepir motosikletlerin teknolojisi hoşuma gitmiyor. Yani bana çok eski geliyor. Frenleri falan vesaire daha böyle diyeyim, oturuş pozisyonu. Yani bana çok böyle aşırı güvenli gelmiyor. Ben seviyorum bak hepsini seviyorum ama. Yani ben bütün motosikletleri severim. Ama dediğim gibi tarzınızı belirleyeceksiniz. 8. maddede 50 cc çöplü olacak. Arkadaşlar o kadar çok satıldı ki pandemi sürecinde bunu daha önce de konuşmuştuk. Sizler de biliyorsunuz zaten. Bilen bilmeyen parası olan olmayan herkes bir şekilde sahip oldu yani buna. Bu 50 cc'ye. Gitti 12'ye kredi kartına böldürttü, aldı, etti filan vesaire. Şimdi insan otobüse binmek istemiyorlar. Bir de hep söyledik sigorta ve vergi avantajı. Hep onlara avantaj gibi gözüktü insanlara. Ve o kadar çok satıldı ki. Yani nicelik olarak. Ama şunu söyleyeyim göreceksiniz. 1 ya da 2 yıl içerisinde bunlar var ya para etmeyecek çöp olacak yani. Bildiğiniz çöp olacak. Çünkü şöyle düşünün. Piyasada 6,5 lira şu an satılan bir 50 cc motosiklet. İkinci eli düşündüğünüz zaman kaç para edecek abi? Anlatabiliyor muyum? Zaten bak ilanla bir tane 50 cc motorunuz varsa ilana koyduysanız koyun mesela 0,6,5 lira mesela 5 lira isteyin. 0,6,5 ben 5 lira. Hemen abi 2,5 olur mu? 2 liram var. 3 lira vereyim. 3 liradan fazladan veren çıkmaz zaten. Anlıyor musun? Ondan bir süre sonra bir de dediğim gibi o kadar çok bilen bilmeyen aldı ki çoğu vurdu, kaza yaptı, motorları işte bitirdi çoğu. Hani çok dayanıklı motorlar değil. Hani Japon motosikletleri dayı çoğu Çin menşeli zaten. Bir süre sonra göreceksiniz her taraf 50 cc dolacak ve yok paraları satılacak. Bak yok paraları satılacak. Ve çoğu insan satamayacak hatta elinden çıkaramayacak. 9. maddesinde de bu Hero markası ile ilgili çok soru geliyor bize. Özellikle bu en son X-Ball sistem modeli var 200. Abi bu motor alınır mı filan vesaire. Biz o motoru fuarda gördük, inceledik. Malzeme kalitesi fena değildi, güzeldi. Ama ben alıp deneyimlemedim, bilmiyorum. Şimdi Hero ile ilgili benim görüşüm şu. Bu kendi görüşüm benim. Şimdi Hero markası o zaman altın elbise adamla işte bir adım atmaya çalıştı. Sponsor oldu ona filan. Sonra 5 yıl garanti olayı filandan bahsetti.
Ama çoğu arkadaş ona şey oldu, aslında 2 yılmış garanti, işte bayideyken alırken ekstra bir para vermen lazımmış, ondan sonra şartlı 3 yıl daha ekleniyormuş filan. Ondan sonra bayilerin bundan haberi yok. Çoğu insan o 5 yıl olayı yalan oldu yani. Şu an nasıl, ne pozisyonda bilmiyorum. Benim oradaki eleştirim şu. Commuter tarzındaki motorları değişik böyle ayrı dinamikler katarak sürekli aynı modeller aslında insanlara satıyorlar. Hero markasında ilgili eleştirim bu. Şimdi X-Pulse modeli diyor filan mesela, bakın bu Hero Hunt modeli filan ya da diğer modellere böyle yan yana koyun biraz motorları. Bir tane 200'lük büyüklükte motor yapmışlar. Farklı dizaynlarla satmaya çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bu en işlerinde en düzgün, ele ayağı düzgün olanı ya bence X-Pulse modeli. Bir de model isimleri değişik. Bu Play Store'da falan mesela değişik değişik model isimleri koyuyorlar. Scooter'dan zaten bahsetmiyorum. Scooter serileri çok şey. Servis ağını adam gibi yayamadılar. Bir de bakın bir serviste servis noktası da çok önemlidir. Yani o şehirde bulunduğu nokta da çok önemlidir. Şimdi biz burada dedim ki mesela Gaziantep'te oturuyoruz. Servis Sasalı'da. Şimdi abi çok uzak yani buradan gitmeye kalk 1 saatte gidersin yani. Anlatıyor musun? Ufak bir şey oldu mesela. Bir tel çıktı, bir şey oldu. Anlamıyor adamlar. Ta oraya mı gidecekler? Yani servis noktalarını düzgün seçemiyorlar mesela o noktada. Servis haline yaygınlaştıramadılar. Ama bu bir de şey yapamadılar. Mesela bak Bajaj ne bileyim 200 NS Dominar'la böyle yani bir modelle sivrildi kendini. Ne bileyim CF Moto 150 NK 250 NK'la falan böyle sivrildi. Benelli mesela TNT serisiyle sivrildi. Mesela her markanın böyle sivrildiği modeller var. Mesela Hero daha onu yapamadı. Bir Hank TV modeli vardı işte. O da nicelik olarak getirdi ama nicelik olarak çok fazla satamadılar. Bu X-Pulse da belki iş yapar. Kötü motosiklet olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşurum bak yani. Gerçi kötü motosiklet değil. Ancak işte bu servis marka imajı Türkiye'de bence istenilen yere ne yapamadı, ulaşamadı. Bunu neye dayanarak böyle konuşuyorsun abi dediğinde, abi bizim mesela diyelim ki dükkana 100 tane motor geliyorsa bir tanesi Hero yani. O da onun Commuter tarzı eski modellerinden, hatta bir arkadaşım zaten dün geldi, o geliyor. Onun haricinde öyle yani Hero bize çok gelen giden bir motosiklet değil. Hep böyle Bajaj geliyor, Benelli geliyor, Japon grubu geliyor. Görüyorsunuz yani siz videolardan seyrediyorsunuz zaten. Yani benim yaklaşımım bu şekilde. 22 bin lira benim satış fiyatı var X-Pulse'ın. Fuarda 16 bin lira falan olacağını falan söylemişlerdi. O da 22'ye dayanmış. Yani günümüz şartlarında çok da bir uçuk bir rakam değil. Öyle motosiklet için 200'lük. Ama dediğim gibi yani marka imajı Türkiye'de istenilen yere ne yapamadı, ulaşamadı bence. Son maddede aldatıcı ilanlar. Arkadaşlar bu sahibinden.com sitesi bir yandan çok iyi, bir yandan da çok kötü. Neden? Çünkü insanlar orada gerçekleri yansıtmadıkları için vaktimizi çalıyorlar. Bakın en önemli şey benim o. Benim vaktim sınırlı, vaktimizi çalıyor. Mesela bak, geçen gün tabii biz de şimdi Turan'la böyle Malaga işine girdik, tamam mı? O gün bir tane ZX Sonar baktık. Bir tane işte Siber 600 RR baktık. Bir tanesi daha Mavişehir'e uzakta. Bir tanesi Halkalı'da. İşte ilk önce ZX Sonar'a gittik. Adam fotoğraflarını çekmiş. İşte adam pişman olmaz. Hep böyle muhabbetler. İşte bakımlarını yeni yaptık. Lastikler yeni, bilmem ne yeni filan. Bir de bir orada fotoğrafları şimdi cep telefonunda biliyorsun çok güzel fotoğraf çekiyor. Orada oynuyorlar böyle filtrelerle şunlar. Bakıyorsun bebek gibi duruyor motor. Tamam, kalem gibi duruyor. Şimdi baktık ya dedik hani tabii o da önemli abi. Şimdi ilk baktığı şey fotoğraf. Fotoğrafsız bir ilana gitmem ben kendi acımla. Neyse hadi gittik. 2 saat adres verdik. O nerede, bu nerede, navigasyon attı, koruma bulamadık. Şimdi neyse bulduk. Böyle ben indim zaten şöyle karşıdan böyle bir baktım. Şöyle bir Turan'a baktım. Çocuk zaten anladı bizim yani dedim. Ama biz söyledik bak kardeşim bak biz motorcuyuz yani bak. Motorun düzgün, ben söyleyeyim bak motor düzgün değilse benim vaktimi alma Allah'ın aşkına diyorum yani bak. Düz abi diyor 10 numara motor falan da filan. Motordan anlamıyor çoğu aslında. Ya da yalan söylüyor işte. Ya satıcının sözlerini hiçbir şey benim için ifade etmiyor artık yani, anlıyor musun? Ben o hale geldim, o psikolojideyim yani. Adam ne söylerse hiç inanmıyorum yani. Ondan sonra bir gittik, şaseyi kırılmış, kaynak yapmışlar, doldurmuşlar macunu, boyamışlar. 10 kez böyle artık böyle granajları bir boyamışlar. Ya dedim çocuğa dedim bunu dedim Steve Wonder'ın boyadı filan dedim. Anlamı tabii yaş itibariyle. Steve Wonder'da eskiden bir sanatçı vardı, bir kör. Piyano çalardı, benim yaş grubum hatırlar. Ne Steve Wonder abi filan dedim. Dedim boş ver neyse. Ondan sonra makineyi bir çalıştırdı böyle şey. Dedim Allah'ım ya yani. Ya dedim biraderim bak biz sana söyledik bu makinede ne var abi bu makinede bir filan. Ya dedim baksana ne şase kalmış ne şey bu şase kırılacak yani bu motora tıktığın hani
Iskarta yanılmasa bu artık şey yedek parça yapılacak yani bu motor. Bir de deli gibi para istiyor ya, anlatabiliyor muyum? Pazarlık puanı, hani pazarlığı açıkladı, vereceğiz falan dedi abi, geleni yüzmen falan muhabbeti. Ondan sonra sinirlendik, neyse bindim. Hadi Turan dedi, hadi abi gel dedi, şu 600 arara bakalım dedi, bak 600 ararla en daha piyasa makinesi falan. Gittik Mavişehir'de. Adamı bulduk, böyle bir tane rezidans gibi bir yerde oturuyor orada. Bir geldi böyle, bir havalar adamla bir görmeniz lazım ya. Adam böyle hani bir hoş geldiniz görebilir mi? Böyle geldi böyle, motoru da otoparkta dedi. Gittik arkasından, indik otoparka. Dedi bak şöyle gidin bakın dedi böyle. Böyle kendisi böyle geride duruyor, otoparkın girişinde, tam çıkışta duruyor. Biz gittik baktık 600 lira. Gene fotoğraflar nasıl biliyorsun? Allah, sıfır. Bayi çıkışta gibi. Ondan sonra neler yapmışlar yani, yani anlatamam yani, o granajların halini bir görün. Ön amortisör keçeleri patlak. Ondan sonra şase şey maşa yamuk. Yani o motoru adam olması için en az bir 10-15 bin lira para lazım. Kilometrenin 30 bin yazmış kilometreye, tamam mı? 2008 model. Kilometrenin o görüntüyle alakası yok. En az 100 bin devirmiş, 50, yani kaç 100 bin devirmiş motor filan. Sonra adam beğenmediğimiz anladı zaten. Yürüdü gitti böyle kendi kendine. Yani ne, çok acayip insanlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar bu işte. Sonra biz baktık Turan'ı birbirimize de dedi, yürü gidelim. Hani bir iyi günlere bile demedi ya da motoru beğendiniz bile demedi yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler. Onlar özellikle şehir dışından motosiklet alacaksınız arkadaşlar. Hani bu çok zor. Yani bir gidin, kendiniz bir gidin görün. Kurumsal ekspertizleri ekspertiz yaptırın filan vesaire. İlanların büyük bir kısmı, bu arabada da öyle, motosiklette de öyle. İlanların büyük bir kısmı maalesef aldatıcı. Bu da bizim işte ahlakımızı aslında gösteren, iş ahlakımızı, hayatla ilgili ahlakımızı gösteren bir şey olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum yani. Evet, bu haftalık bu kadardı. Soldarız için biliyorsunuz Motomaniye İzmir'i Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, saygılar.